Sevgili öğrenciler, canlarım, bana dediniz ki, hocam sesim bir türlü öğretmene gitmiyor. Bütün arkadaşlarımın sesini duyuyorum ama benimki gitmiyor. Ya da sesleri bana gelmiyor. Öğretmen sesimi açmak istiyor ama aygıt bulunamadı, mikrofon yok diyor. Evet, bunların cevabı şimdi videoda. Canlarım, lütfen maske tak. Takıldığınız yerler olursa Instagram adresinden bana özel olarak soru sorabilirsiniz. Problem yok. O zaman hadi derse. Evet, şimdi EBA giriş ekranıyla sizi yormak istemiyorum. Öğrenci olarak giriş yapacağım bilgisayarım. Öğrenci bilgisayara, öğretmen olarak telefondan giriş yaptım. Öğrencimiz de derse katılacak. Şifre ekranını geçtim. Hemen katıl diyorum. O da bana uygulaman var mı? Katılayım mı dedi. Uygulamamız var. Daha önceden kurmuştuk. Arkada uygulamayı açacağım dedi. Tamam, doğrudur. Hadi aç dedik. Ve canlı derse bağlanacak. İzinleri istiyor. Bunları bir defaya mahsus istiyor. Özellikle kapatmadım ya da bir daha sorma dedim ki siz de bunları gördüğünüzde "Aa, bu neydi?" demeyin diye. Bir defaya mahsus bunları veriyoruz. Şimdi öğrenci oturumunda hata aldım. 104-29, bu genelde uygulama arka arkaya açıldığı zaman alınan hata. Şimdi birincisi, hataları beraber geçeceğiz. İkincisi, mikrofon sorununu çözeceğiz. Ne yapmam lazım? Evet, ilk başta hiç paniklemeden bir defa "Tamam" dedim. Canlı dersimi görüntüle dedim. Hemen katıl diyorum. Tekrar katıl dedim. Bu hatayı devamlı olarak alırsam çözmeye çalışacağım. Çünkü Windows 7 bilgisayarımdan girmeye çalıştım. Bu hatayı aldım ve bıraktım. 4-5 defa denedim, olmadı. Bir yandan da cep telefonundan deniyordum. Ve en sonunda cep telefonundan giriş yaptım. Canlarım, sistem yoğun. Özellikle de öğretmenler girişlerde problem yaşıyor. Doğrudur. Sizler de yaşıyorsunuz. İşte bu problemleri beraber çözeceğiz. Arkada uygulamayı açayım mı? Tamam. Aç. Ekranımız bir gözüktü, geri gitti. Aynı hatayı aldık mı? Bu sefer de dedi ki 22 çift 0 8 hatası. Ne yapacağım? Gene paniklemiyorum. Dersimi güncelle dedim. Tekrar katıl diyeceğim. Sevgili öğrenciler, sayın hocalarım, burada ilk aşamada bizim üzerimize düşen başka bir şey yok. Yani ısrarla katılmaya çalışacağız. Problem çıktığı zaman devam edeceğiz. Neler yapabiliriz? Evet, aynı hatayı üçüncü kez aldığıma göre artık bir şeyler yapmam lazım. Birinci aşamada ne yapabilirim? Şu anda burası bir Chrome oturumu. Dolayısıyla benim Internet Explorer'dan, Firefox'tan bir girmeye çalışıyor olmam lazım. Hadi bu kısmı halledelim. Evet, ekranımdan Firefox tarayıcım var. Firefox'a giriyorum. Hızlıca yukarıya EBA yazdım. Açılan EBA sayfasından da giriş yapacağım. Bu sefer kullanıcı adımı ve şifremi de buradan gireceğim. Evet, tarayıcım biraz yavaş gibiydi. Hızlıca kendine geldi. EBA'ya tıkladım. Yeni sekmede açtım. Hocam, bu olup bitenleri neden adım adım anlatıyorsunuz? Sevgili öğrenciler, çok size basit gelen bir adımda diğer öğrencilerimiz takılabiliyor. Dolayısıyla ben bunları hızlı geçtiğim zaman "Ama hocam, oraya atladınız" diye çok fazla yorum var. 1-2 saniye mecburen bunları bekleyeceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz. Evet, EBA canlı dersi şu anda giriş yapıyor. Diğer öğretmen ve öğrenciler de giriş yapıyor. Dolayısıyla sistem birazcık yoğun. EBA'nın açılmasında bile birkaç saniye beklemeler var. Buraları geçmiyorum. Neden geçmiyorum? Herkes aynı şeyleri görmesi lazım. Dediğim gibi öğrenci girişi yapıyorum. Bugün hep birlikte öğrenci olarak gireceğiz. Öğrenci menülerine bakacağız ve ayarlarını kontrol edeceğiz. Ama bunu yapabilmek için ilk önce bir giriş sağlamamız lazım. Tamam. Öğrenci ekranına tıkladım. Tarayıcım daha beni yönlendirmedi. Sabırlı olmaya çalışıyorum. Tık 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 diye sürekli giriş yapmak istemiyorum. Evet, daha önceden TC'yi ve şifreyi giriş yapmışım. Firefox'a buradan geldim. Ekranımız dönecek. Birinci aşamada Firefox'tan hiçbir ayar çekmeden girmeye çalışacağım. Eğer gene problem yaşarsam uygulamayı kaldırmayı planlıyorum ikinci kısımda. Lütfen maske tak. Öğrencilerin sesi kapalı gelsin ve kendileri açamasın. O zaman açamazsınız. Neden açamıyorum demeyin. Evet, bu ekranı biliyoruz. Katıl dedik. Bakalım programımız açılırken hata verecek mi? Bekleme ekranımız dönüyor. İlk önce bizden bir izin istemesi lazım. EBA canlı ders programı arka tarafta açılacak. Buna "onay veriyor musun" demesi lazım. Evet, Firefox'ta bu şekilde geliyor. Bakın, yukarıda EBA canlı ders var.
Bunu açayım mı diyor. Evet, bağlantıyı aç dedim. Uygulamamız bir geldi gitti ve şu anda alt tarafta aynı hatayı aldım. O zaman ne yapalım? Evet, çözüm yöntemimize denemeye başlayalım. Hemen katıl dedim. Uygulamayı indir diyorum sevgili öğrenciler. Evet canlarım, indirilen dosyamız burada. EBA canlı ders uygulaması. İndirilenler bölümüne indi. Uygulamamı çalıştır diyorum. Biliyorsunuz ki o da iki defa bir onay istiyor. Daha sonra da sonraki ileri tamam diyoruz, kuru diyoruz, geçiyor. Bakın arkada EBA canlı ders uygulaması açık kapatılsın mı diyor. Kesinlikle uygulamayı kapatsın ve sonra tekrar kursun. Zaten bu işlem için yaptık bunu. Arkada açık kalmasın. Bazı arkadaşlarımız belki bana diyecek ki hocam dosyanın içerisine girseydi, kontrol alt dele basıp arkada çalışan uygulamaları kapatsaydı keşke diyecekler. Evet, öyle de yapabiliriz ama söylerken de fark ettiğiniz üzere bir tık daha karışık. Onun için biz uygulamayı kaldırıp tekrar kurduğumuz zaman bu işlemlerin hepsini bizim için tekrar yapıyor. Uygulamamız kuruldu. Firefox ekranımıza geri döndük ve derse tekrar hemen katıl dedik. Uygulaman var mı dedi. Evet, uygulamamız aktif dedik. Bu sefer gene dönüyor. Uygulama arkada açılacak emin misin diyor. Doğrudur dedik. Uygulamamızı arkada açıyor. Bu ekranı gördüğüm zaman sanki sisteme girecek havasını alıyorum. Genelde buradan sonra hata göstermiyor. Evet canlarım. Bugün aşağıdaki tarihlerden de göreceğiniz üzere Eylül'ün 9'u 09.09 ve bu tarih itibariyle inceden yoğunluklar var. Girerken biraz sıkıntı yaşıyorum. Şimdi öğretmen telefonum aşağı tarafta ve şu anda bu gördüğünüz kamerada öğrenci laptopu, dizüstü bilgisayarı, taşınabilir bilgisayarından dersi öğrenci olarak girdim. Şu anda beni izlediğiniz ana ekranda dersi öğretmen veriyor. Bu da öğrenci ekranı. Tamam. Şimdi bakalım burada neler yapabiliyoruz. Bakın sol alt tarafta mikrofon işaretiniz var. Tamam. Güzel. Mikrofon işaretine tıkladım. Mikrofonum açıldı. Kenarında yeşil ses atma tuşu var. Dolayısıyla burada bir problem yok. İşte hocam bizde bu olmuyor. Zaten sıkıntı bu diyorsanız ne yapacaksınız? Gene şu ekranımızı bir tam ekran yapalım. Tata dersimiz burada. Evet. Mikrofonumuz. Gerçi ben bu tam ekranı sevmiyorum. Neden? Hemen şu köşesindeki işaretler tam olarak sığmıyor bile. Evet, şu anda çok daha iyi. Bakın, sesi aç butonunun yan tarafında bir düğme var. Bir ok tuşu var. Ok tuşuna bastığımız zaman mikrofonumuz için, hoparlör için ayarlar geliyor. Burayı atlayabilirim. Size asıl ayar bölmesine gidebilirim. Şimdi şundan da bahsedeyim. Bir, ben derse kendi laptopumdan girdim. Laptopların bir tane mikrofonu var. Bir. İkinci olarak da ben bir Bluetooth kulaklığımı Bluetooth bağlantılı bilgisayarıma tanımladım. Bluetooth'la bağlandı. Benim bilgisayarımda şu anda iki tane mikrofon var. Evet, onlar da nerede? Bakın, burada stereo karışımı dediği şu iki arkadaş benim laptopumun kendi mikrofonları. Bir de yanında kulaklık Recep AirPods yazıyor. İşte bu da Bluetooth kulaklığımın kendisi. Dolayısıyla şu anda sistem otomatik olarak bunu seçmiş. Eğer ben sesimin kulaklığımdan Bluetooth kulaklığından gitmesini istiyorsam bu ayarı seçmem lazım. Aynı şekilde ben eğer ses duyamıyorsam bu hoparlörle alakalı bir problemdir. İşte o zaman da buradaki menüleri kullanıyor olmam lazım. Burası gayet basit kısmı. Ya da ayarlara bastığınız zaman karşımıza bu ekran geliyor. Az öncekiyle aynı ekran. Ses kısmındayız. Bakın diyor ki hoparlörünüzü ayarlayın. Sistem varsayılanı. Yani sistemdeki varsayılan hoparlör. Eğer ben burada kulaklığı seçersem hem kulaklığımdan konuşabilirim hem kulaklığımdan duyabilirim. Yani hoparlörü de istersen ben kulaklık seçtiğim zaman ses bu sefer kulağımdan gelecek. Mikrofon ayarımız bir aşağıda. Diyor ki sistemin kendi mikrofonunu seçtim. Tamam. Ama istersen ben de bunu gene buradan AirPods'larıma çevirebilirim. Mikrofon ve hoparlör ayarlarımız burada canlarım. Hocam ben kamerayla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Ya da hocam sen güzel diyorsun. Bak mikrofonu tıkladın hop burada 3-4 tane şey çıkıyor. Keşke bana da onlar çıksa tıklayacağım. Ama bende hiçbir şey çıkmıyor diyorsanız sevgili öğrenciler bilgisayarınızda bir mikrofon yoktu. Hocam işte ama laptopun kendi demek ki driverları, sürücüleri kurulu değil. Yani bilgisayarın donanımı şu anda aktif değil. Hocam bunları nasıl anlayacağım? Herhangi bir görüntülü görüşmeye girdiğin zaman
kameram ve mikrofon çalışıyor mu? Çalışmıyor. İlk önce o sorunu halledeceksin. Daha sonra EBA canlı derste bu ayarlara bakacaksın. Aynı yerde bir üst tarafta görüntü sekmesi var. Görüntü sekmesine de geldiğiniz zaman buradan da kameranızı ayarlayabilirsiniz. Hocam kameranız neden siyah? Çünkü şu anda beni izlediğiniz program bu kamerayı kullanıyor. Dolayısıyla ikinci programa kamera için yer kalmıyor. Bakın buradan kameranızı ayarlayıp seçebilirsiniz. Evet, öğrenciler için kamera ayarı, düzeltiyorum, mikrofon ve ses ayarı bu kadar canlarım. Eğer bunların hepsini sağladınız, orada bir mikrofon ismi var. Seçiyorsunuz, gene olmuyor. Ya mikrofonunuz bozuktur ya da Windows 7 kullandığınız için başka bir problem vardır ama bu aşabileceğiniz bir problem değil. Çünkü ısrarla söylüyorum her zaman Windows 10, Windows 10, Windows 10. Bakanlık da bunu öneriyor. Evet canlarım, bugünkü mikrofon ve hoparlör sıkıntımız nasıl halledilir? Emin olun bundan başka yapabileceğiniz bir ayar yok. Dolayısıyla canlarım evde kalın, hoşça kalın.